müthiş bir dava adamı. Mevki, mansup makamının peşinde olmamış. Gayesi Allah olmuş. Allah için yürümüş. Allah için bakmış. Gayrisine hiç bakmamış bir büyük zat. Onun adı İmam Ali. Halifelik yıllarının çilesi bütün vücuduna işlemiştir. Katre katre, hücre hücre, damar damar etkilemiştir. İmam olabilmek kolay değil mi? Ey gönül, seviyorsan Ali onun gibi ol. Bir olan Allah'tan korkan adama yol açın. Sanki bütün mekan daraldı. İnsanlar oraya buraya koşuyorlar. İmam vuruldu diyorlardı. Aslında vurulan vicdandı, imam değildi. Vurulan adaletti, imam değildi. Vurulan onurdu, şerefti. Vurulan imam değildi ki sadece. Yüreğinize kaydedin. Bir tarafa yazın ve unutmayın. Çok namaz kıldığı için alnında nasır vardır. Ama İmam Ali'yi vuracak kadar zavallıdır. Kabe'yi yaratan Allah'a yemin olsun ki ben kazandım. Sen kazandın. Seni sevmeyenler kaybettiler. Kaybetmeye devam edecekler. Efendim Yüce Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti üzerinize olsun. Hepiniz hoş geldiniz programımıza, onurlandırdınız. Efendim artık Ramazan'ın sayılı günleri oldu. Kandili dün gece kutladık ve kandil için dua ettik. Cenab-ı Allah şöyle amelimizi inşallah kabul etmiş olsun diye temenni ediyoruz. Sıfırlanmış olalım diyelim. Yepyeni bir sayfa açacağız ve o yeni sayfayla yolumuza devam edeceğiz. Cenab-ı Allah bütün ibadetlerimizi, taatimizi, zikrimizi, orucumuzu ne yaptıksa velhasıl tövbemizi kabul eylesin inşallah. Günahlarımızı da affeylesin. Efendim gelin hep beraber şu duamızı yapalım. Günümüzün duası. Çünkü dua Cenab-ı Allah'a gönderilen bir mektup gibidir yani. Allah'la konuşmaktır, sohbet etmektir. Allah açılan eli sıfır göndermekten haya eder. Bu bir hadistir. Allah diyor, Allah kendine açılan eli sıfır göndermekten, yani kabul edilmez hale sokmaktan beridir, uzaktır. Yani Allah her açılan ele, avuca mutlaka cevap verecektir. Ama şöyle, ama böyle. Allah'ım bizi nefsimizle imtihan etme. Allah'ım bizi nefsimizle imtihan etme. Allah'ım bizi her türlü hastalıktan uzak eyle. Allah'ım bizi hastalıkla imtihan etme. Allah'ım bizi günahlarımızla imtihan etme. Allah'ım bizi günahlarımızla imtihan etme. Allah'ım bizi vesvese ile imtihan etme. Allah'ım bizi vesvese ile imtihan etme. Allah'ım bizi şer ile imtihan etme. Allah'ım bizi şer ile imtihan etme. Allah'ım bizi kötü insanlarla imtihan etme. Allah'ım bizi kötü yolda olan insanlarla imtihan etme. Af ile, rahmetin ile, mağfiretin ile bizlere muamele et. Bize meleklerinle yardım et ya Rabbi. Bize meleklerinle yardım eyle ya Rabbi. Bizi peygamberin yoldaşı eyle ya Rabbi. Bizi Hazreti Muhammed Mustafa'nın yoldaşı eyle ya Rabbi. Ya Rabbi annelerimize rahmet eyle. Babalarımıza rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle. Yaşayanlarına hayırlı ömürler nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan bütün şerlerden uzak eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın şu sözüyle sana yalvarıyoruz. Allah'ım bebekleri koruduğun gibi beni koru. Allah'ım bebekleri koruduğun gibi bizleri koru ya Rabbi. Bebekleri koruduğun gibi bizi koru ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi biz kendimizden vazgeçsek, kendimizden ümidimizi kessek bile sen bizi yalnız bırakma ya Rabbi. Mevlana'nın dediği gibi ve yine Hazreti Peygamber'in dediği gibi dişleriniz akkor haline gelmeden, dişleriniz akkor haline gelmeden, gözyaşlarınız kan akıtmadan önce tövbe edin. Yani cehenneme girmeden tövbe edin. Allah'ım bu tövbelerimizi de kabul eyle. Amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Maruf-ı Kerhi, çok iyi bilinen, iyi tanınan İslam alimlerinden biridir. Tasavvuf büyüklerinden biridir Maruf-ı Kerhi. Bir gün Dicle Nehri kenarında dostlarıyla oturuyorlar. Tabii Dicle Nehri kenarında sohbet ediyorlar. Dini bir sohbet.
Etrafındakiler de iyi insanlar. Bir ara bir kayık geçer. Küçük bir kayık geçer. Balıkçı kayığına benzer yani. Orada insanların kahkahaları, seslenişleri, cümbüşleri duyulur. Belli ki içki içiyorlar, oynuyorlar, zıplıyorlar. Efendim kayık içerisinde böyle bir işaret hayatı var demek ki. Öyle anlaşılıyor. Maruf-ı Kerhi duyar bu sesi. Bu sesleri Maruf-ı Kerhi'nin yanındaki talebeleri de duyarlar. Üstadın rahatsız olduğunu fark ederler. Derler ki üstad, senden bir ricamız var. Maruf-ı Kerhi de duası kabul edilen bir adam. Buyurun der gençler, evlatlar, buyurunuz. Hocam derler, bir dua etsen de Allah bu kayığı devirse. Zaten akılları başlarında değil, yani sarhoşlar. Ölüp gitseler de 4-5 adam eksilse bu dünyadan ne zararı var derler. Maruf-ı Kerhi bir şey söylemez, susar. Talebeler biraz daha diretir, direnirler. Üstad derler, iki kelime ve dua etsen, Allah'ım bunları zelil et desen, Allah'ım şu kayık devrilsin deseniz, Maruf-ı Kerhi, çok dua istiyorsanız edelim dedi. Ellerinizi açın çocuklar dedi, ellerini açtılar. Maruf-ı Kerhi şöyle dedi, Allah'ım bu kayıktakilerini koru ya Rabbi. Allah'ım onları muhafaza eyle ya Rabbi. Onlar bilmiyorlar dedi. Bilselerdi böyle bir şey yapmazlardı. Onları salimen kıyıya çıkar ya Rabbi. Sonra onları ıslah-ı nefs eyle ya Rabbi. Onları şerden uzak eyle dedi. Talebeler amin dediler. Ve hakikaten o kayıktakiler selametle kıyıya çıktılar. Doğrusu evrene, kainata ve insana böyle bir bakışla bakmak bizim işimiz olsa gerek. Bizim yolumuz Hazreti Mevlana'ların, Hasan-ı Basri'lerin, İmam-ı Şafii'lerin, Şah-ı Nakşibendi'lerin, Abdülkadir-i Geylani'nin, İmam-ı Rabbani'lerin gösterdiği yoldur. Onlar bu yoldan yürüdüler. Bu yol bize şu hedefi gösterdi. İnsanı merkeze al, insanı kurtarmaya çalış. İnsana sataşma. Kötü laf söyleme. Kötü amelde bulunma. Kötü gözle bakma. Kötü lisanla bakma. Affetmeye ve kurtarmaya gayret et. Hazreti Musa döneminde yağmur duasına çıkıyorlar. Her peygamber döneminde çıkılmıştır Allah'tan. Hocam yağmur duası olur mu? Oluyor. Eğer gönülden olursa ve Allah da dilerse bulutları rüzgar çıkartır, bulut çıkartır, bulutlar gelir, yağmur yağar. Bulutu idare ettiren, rüzgarı idare ettiren neticede o kompozisyonu ortaya çıkaran Allah'tır netice itibariyle. Allah diledi mi kün ol der olur. Hep şey öyle olmadı mı zaten? Netice itibariyle biz sonlu bir alemin insanları değil miyiz? Ve sonsuz bir Allah var bizi idare eden. Hazreti Musa ile çıkarlar Tur-i Sina'ya. Dua edecekler. Yağmur duası. Dua ederler ama yağmur yağmaz. Bir damla dahi yağmur yağmaz. İkinci gün çıkarlar, yağmur yağmaz. Kuraklık var, feci bir kuraklık var. Üçüncü gün çıkarlar, yine yağmur yağmaz. Beşinci gün çıkarlar, yine yağmur yok. Sanki gök susmuş ve kapatmış. Bütün yolları kapatmış. Hayret ederler. Niçin yağmur yağmıyor ki? Aralarda peygamber var. Hazreti Musa gibi bir büyük peygamber var. Buna rağmen Allah yağmur indirmiyor. Hazreti Musa hayret eder doğrusu. Duası kabul edilen bir peygamberdir. Bir şey var bu işte. Yoksa Allah muslukların kapısını açar. Değil mi? Göğün musluklarını açar, yağmurlar indirir. Hazreti Musa Tur-i Sina'ya çıktığında vahiy almak için Tur-i Sina'ya çıkardı. Orada Cebrail'i bekler. Cebrail ona getirirdi. Bizim peygamberimiz öyle değildi. O evindeyken de, Kabe'deyken de, yürürken de vahiy alıyordu. Ama Hazreti Musa'nın vahyi böyle geliyordu. Tur-i Sina'ya çıkar, oradan ineni aktarırdı. Hazreti Musa Tur-i Sina'ya gitti ve meleğe sordu. Dedi ki biz yağmur duasına çıkıyoruz. Kaç gündür gidiyoruz geliyoruz ama yağmur bir türlü yağmıyor. Bir eksiğimiz mi var acaba? Bir Allah'a arz etsen durumumuzu da Rabbim bize bir çıkış kapısı gösterse, eksiğimiz varsa tamamlayalım dedi Hazreti Musa. Hazreti Cebrail dedi ki ben bilgi almam gerekiyor, yani benim kendimden verebileceğim bir cevap yoktur. Netice itibariyle Cebrail aleyhisselam bilgi aldı ve Hazreti Musa'ya dedi ki ey Musa, Allah diyor ki Musa'nın kavmi içinde bir kovucu var, laf taşıyan.
dedikodu eden, buradan lafı alıp buraya, buradan lafı alıp buraya getiren biri var. Bundan dolayı ben duanızı kabul etmiyorum. Hazreti Musa bir soru sordu. Dedi ki Cibril, o kovucunun adını bana verin. Adını verin ki atayım oradan onu. Yani onu göndereyim ki insanlar kurtulsunlar bu kuraklıktan. Çünkü bu sefer hepimiz helak olup gideceğiz. Onu cemaatimizden uzak yere tutalım. Eğer Allah onun adını söylerse bize. Cebrail şöyle arz etti. Ya Rabbi Musa aleyhisselam diyor ki o kovucunun adını bana verin ki ben ona göre onu kovayım. Ve tertemiz bir elle, tertemiz bir nefisle, tertemiz bir kalb ile, tertemiz bir göz ve kulak ile Allah'a yalvaralım. Belki Allah gökten yağmur indirir. Birinin hesabına hepimiz helak olmayalım. Allah cevap gönderdi Musa'ya. Musa, benden ne istediğini düşündün mü hiç? Ben kovuculuğu, ben dedikoduyu, ben gıybeti yasaklamışken sen bana kovuculuk mu yaptıracaksın Musa? Sen diyorsun ki gizli olanı aşikar et. Ben diyorum ki gizli olanı gizli tut. Ben diyorum ki günahı ört. Sen diyorsun ki ifşa et. Ey Musa, hayır hayır, sen öyle demeyeceksin. Başka türlü bu işi halledeceksin. Hazreti Musa gider ve kavmine der ki, içimizde bir kovucu var, ismi belli değil. Ondan dolayı yağmur inmiyor, hepimiz Allah'a tövbe edelim. Allah bizi affetsin der. Peki kısa bir aramız var, devam edeceğiz. Çok kısa bir ara. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfiret ve hidayeti üzerinize olsun. Şu anda dua için beraberiz ama bugün yine kediyle çıktım. Çünkü siz dün gece kandil dolayısıyla gönderdiğiniz yüzlerce mesaj içerisinde onlarca mesaj. Biz yeniden İnci'yi görmek istiyoruz. Ramazan bitmeden oldu. Ben de bunun üzerine bugün yine Ankara'dan getirdiğimiz, aslında bizimle beraber otelde kalıyor İnci'miz. Ailemizin bir ferdi. Soyadını Hatipoğlu yaptık tabii. İnci Hatipoğlu diye kızımız olmadığı için bu bizim kızımız tabii. İnci'yi görmek istediğiniz, ben de onun için kırmadım, getirdim. Hayvan sevdiğinizi biliyorsunuz. Sevdiğinizi biliyorum. Peygamberimizin bir kedisinin olduğu söylenir. Adının Müezza olduğu ifade edilir. Ama Hazreti Peygamber kedileri çok severdi ve onlara merhamet ederdi. Bir kediden dolayı bir kadının cehennemlik olduğunu, kediyi çünkü eve hapsettiğini ve kedinin miyavlayan miyavlaya aç ve susuzluktan öldüğünü, bu nedenle kadının cehennemlik olduğunu ifade eder. Gelin hep beraber dua edelim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala hayri halki Muhammed ve ala alihi ve sahibi ecmain. İlahi ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi geçmiş kandil hürmetine bütün tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Elimizi, dilimizi, kalbimizi ya Rabbi, gözümüzü şerden, şikaktan, nifaktan uzak eyle ya Rabbi. Sevdiklerinle beraber eyle ya Rabbi. Ya Rabbi babalarımıza, annelerimize rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle ya Rabbi. Üzerlerinde bir azap varsa ölmüş olanların kaldır azabı ya Rabbi. Nimetinle muamele eyle ya Rabbi. Günahlarımızı, kusurlarımızı gider ya Rabbi. Hatalarımızı ört ya Rabbi. Şerden bizi uzak eyle. Şer insanlardan uzak eyle. Ya Rabbi sen huzuruna bizi temiz gelmemizi lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbi hastalarımıza şifa nasip eyle. Dertlerimize deva nasip eyle. Bizi kötü imtihanlarla, kötü insanlarla imtihan etme ya Rabbi. Nefsimize imtihan etme ya Rabbi. Şerle imtihan etme ya Rabbi. Şeytanla imtihan etme ya Rabbi. Ya Rabbi bütün yapmış olduğumuz bu duaları Kabe'de yapılan, Hicri İsmail'de, Makam İbrahim'de yapılan dualarla beraber eyle. Amin velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabul niyetiyle El Fatiha diyorum. Ezandan hemen sonra, kısa bir ara sonra programımız soru cevabına devam edecek. Efendim Cenab-ı Allah kabul etsin. Şimdiden hepinize afiyet olsun diyorum. Haberiz Rabbimiz selamıyla sizi selamlıyoruz ve bu güzel günlerin, bu tabii bu Ramazan ayında hem bir kırgınlık vardı. Böyle gönlümüz kırıktı yani. Depremden dolayı hayatını kaybedenlere tekrar rahmet diliyoruz. Yaralılara acil şifa diliyoruz. Şehirlerinden uzaklaşma durumunda olanlara da inşallah en kısa zamanda evlerine yerleşmeyi Allah nasip etsin diyoruz. Efendim bugün kimler var? Hemen söyleyeyim misafirlerimizi. Erkan Avcı Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri var. Hoş geldiniz gençler. Gençler bu sene bizi hiç yalnız bırakmadılar. Sağ olun gençler. Sizi seviyoruz hepinizi. Erciyes Mavi Kartalları var. Eski askerler. Onlar da bugün programımızı şenlendirdiler. Sağ olun, var olun.
beraberiz, hep beraberiz. Afganistan'dan gelen misafirimiz var, kızımız var. Sultan Gazi'den Salih Bozkurt Hoca ve öğrencileri var. Salih Hocamız son derece gayretli bir hocamız. Teşekkür ediyoruz Salih Hoca'ya. Ramazan boyunca beraber olduk her zaman. Ve hiç vakit kaybetmeden hemen soru almaya başlıyoruz. Bismillah. İlk sorumuz. Hocam selamun aleyküm. Hoş geldin delikanlı. Aleyküm selam. Hoş bulduk hocam. Sağ olun. İstanbul trafiğinde aktif olarak kuryelik yapıyorum ben. Evet. Yeri geliyor 5 dakika 10 dakika geç götürüyoruz siparişi ve müşteriler tarafından istenmedik bazı davranışlar oluyor. Kul hakkına girer mi hocam? Yani girer tabii ki. Siz kasti bir şey yapmıyorsunuz. Çünkü adres üzerine gidiyorsunuz. Hı hı. Bazen hakikaten İstanbul trafiği malum yani. Biz buraya gelirken 3 saat önceden evden çıkıyoruz buraya yetişebilmek için canlı yayına. Gibi. Bazen de yani zor yetişiyoruz. Evet. Anlayış göstermeleri gerekir. Siz de tabii azami dikkatli. Biraz erken çıkmak lazım. İstanbul trafiğini tahmin ederek. Ama siz yine iyisiniz. Aradan sıyrılıyorsunuz yani. Yani. Taksiler ne yapıyorsun peki? Taksilerin işi daha zor. Yani biz taksilerken buraya gelmek için evet, diyorum. Evet. Anlayışı karşılamak lazım. Sizi üzmesinler. Teşekkür ederim. Ama siz de dikkat edin. Çünkü her yere girip çıkmayın. Evet. Çok aradan dereden gidiyoruz. Çok şöyle tehlikeli oluyor. Göremiyorsun çünkü. Kör noktaya denk geliyor ve değiyorsunuz. Evet. Maalesef. Bende de bir ara Ankara'da öyle oldu. Birine değdik yani. Ama hamdolsun bir şey olmadı. Geçmiş olsun hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de görevinizi güzel şekilde yaparsınız inşallah. Sağ olun hocam. Huzurlu şekilde. Evet delikanlı. Selamünaleyküm hocam. Merhaba, aleykümselam. Hocam ben Yunus Kamar. Biz Salih hocamla geldik. Hoş geldiniz. Hocam. Hocam Peygamber Efendimizin sakalını şerefini öpmek, koklamak sevap mıdır? Sevabı var mıdır? Güzel bir soru. Teşekkür ederim. Aslında zaman zaman da gündeme de geliyor bu soru. Ben daha önce de çok açıklama yaptım. Şimdi şöyle bir kanaat var. Sakalı şerif azdır sayı itibariyle. Bu kadar da çok sakal var. Sakal şerif var işte camilerde, ülkelerde var. Bu nereden geldi? Burada bir tespit hatası var. Şöyle düşünelim. Peygamberimiz Mekke'de 13 yıl kaldı. Medine'de 10 yıl kaldı. 10 yıl boyunca ayda bir defa tıraş olmuşsa sakal veya saçını 10 yılda 120 ay mı oluyor? 120 ay, 120 defa en azından sakalını ve saçını tıraş etmiştir. Bir sakal veya saç tıraşında binlerce saç veya sakal elde edilmiş oluyor. Peygamberimizin de saçını ve sakalını sahabi paylaşırdı, kaçırırlardı, saklarlardı. Bu kadar çok sakalın olmasının matematiksel bir izahı var bir defa yani. On binlerce sakal ve çünkü bir defa kesmiyor ki. 120 defa kesmiş yani düşün mesela Medine'de. İhtimali bir rakamdan bahsediyorum. Çok daha fazla da olabilir belki. Hazreti Halid bin Velid bir defa sakalına peygamberimizin saygı duymak bir vefa gereğidir. Babamızın gömleği, babamız vefat ettiğinde bir gömleğini yanımıza taşıyoruz. Babamın gömleğidir, babam kokuyor diye. Babamızın ceketini yanımıza taşırız, babamın hatırasıdır diye. Peygamberin de bırakın sakalını taşıyalım yani. Peygamber babamızdan daha mı az değerli bizim için? Bana göre babamdan da annemden de çok daha değerlidir Hazreti Peygamber. Ben böyle iman ediyorum. Ona karşı bir sevgi gösterisi da bulunur mu? Elbette ki bulunulur. Hazreti Halid bin Velid... Madem hani yer gelmişken biraz kısaca anlatayım. Çok kısaca olmakla beraber sorun cevabı tam olsun. Hazreti Halid bin Velid bir savaşta şeyini kaybediyor. Şapkasını kaybediyor, külahını kaybediyor, sarığını. Bütün karargahı ayağa kaldırıyor. Halid de çok müthiş bir komutan. Dünyanın gördüğü ve görebileceği en büyük asker yani. Stratejik itibariyle çok cesur bir asker ve her savaşta da düşmanlarıyla önce komutanlarla birebir savaşmış. Sonra askere savaşa girin demiş. Böyle bir adam yani. Vücudunda 70 darbe olan, ölürken 70 darbe var vücudunda diyen bir kahraman Halid bin Velid, Suriye'de gömülü. Halid bin Velid bütün karargahı kaldırıyor, şapkamı bulun, şapkamı bulun, şapkamı bulun. Bütün karargah hareket halinde buluyorlar sarığını. Bakıyorlar ki eski bir sarık, temiz ama eski. Diyorlar ki daha mükemmelini bulurduk sana. Bulamazsınız, bütün dünyayı diyor ölmez serseniz. Tabii neden diyorlar? Sarığı eline alıyor, içinde bir bölüm var, açıyor. 4 tane saç var orada. Tüy var yani. Diyor ki Resulullah'ın saçları bunlar. Bütün dünyayı bana verseniz bu 3 saç parçası kadar kıymetli olmaz. Ve ölürken vasiyet ediyor. Bu 3 parçadan birini bu gözüme koyun, öldükten sonra birini bu gözüme, birini de dudağıma açın, içine koyun. Allah'ın huzuruna peygamberin saçıyla çıkayım. Hazreti Halid bizden daha mı az biliyordu yani?
Peygamberi görmüş bir insan bizden 100.000 kat bu dini daha iyi tanıyor. Sakalı şerifi severiz, şereftir bizim için. Onu görünce edeble salatü selam getiririz. Peygamber hatırasına saygımızdan dolayı. Allah razı olsun hocam, sağ olun. Tıpkı Beni İsrail'in, Kur'an-ı Kerim'in de övdüğü gibi Beni İsrail'in bir tabut var içinde. Diğer peygamberlerin eşyaları ve sayfaları var. Ona saygı duyup her savaşta İsrailoğullarının o tabutu, o sandığı, ahit sandığını öne koydukları gibi. Kur'an onu övüyor. Niçin koydunuz demiyor. Teşekkür ederim. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Evet, kim soru soruyor? Hanımefendi buyurun. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Sorum şu, zora düşünce yemin etmenin günahı nedir? Zora düşünce, eğer bu zor dediğimiz şey, sizi, arkadaşınızı, can güvenliğinizi veya diğer yönlerden güvenliğinizi sarsacak bir şey olursa, yani yemin edebilirsiniz. Doğru veya yalan da yemin edebilirsiniz. Edin demiyorum bakın. Ederseniz ne olur? Günah, tövbe, istiğfar edeceksiniz. Ve bundan dolayı da bir kefaret ödemeniz gerekir. Yani İslam'ın en nefret ettiği şeylerden biri yalan yemindir. Özellikle yalan şahitlik. Bu evlilik konularında ve diğer konularda. Ama can emniyeti varsa tabii ki problem olmaz. O zaman yeminizi yapar, daha sonra da tövbe, istiğfar edersiniz. Hocam bir de selam göndermek istiyorum. Buyurun, tabii. Buradan Gülcü hocama ve tüm aileme. Soru kimde şu anda? Evet, buyur kızım. Selamünaleyküm hocam. Benim sorum olacaktı. Buyurun. İnsanların hatalarını yüzlerine vurmak günah mıdır? İnsanların hatalarını halkın içinde yüzüne vurmak hatalı kızım. Bunu yaymak da hatalıdır ve günah, büyük günahlardan biridir. İnsanların hatalarını, kusurlarını, günahlarını kulaklarına fısıldayacağız. Senin böyle bir hatan var, bir kusurun var, şöyle bir problemin var. Onu gidermeye çalış. Ancak bir insan hatasını önemli bir hadise olunca yüzüne vurabilirsin. Mesela diyelim ki bir erkek bir kıza talip oldu ama o erkek iyi bir erkek değil yani. Özel hayatında kırığı çok, çıkığı çoktur. O zaman diyeceksin ki bu adama dikkat edin. Ama onu rencide etmeden sırf gerektiği için bilgi vereceğiz. Bize danışıldığında. Anlatabildim mi? Anladım yani, hocam, teşekkür ederim. Evlenecek çünkü. Önemli bir olay evlilik. Ya bundan vazgeçin veya vazgeçin veya bir daha düşünün demekte sakınca yok. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hayırlı bayramlar şimdiden. Size bir sorum olacaktı. Hepimize sağ olun. Annesi babası ayrı olan çocuğa, annesinin sürekli çocuğu babasına kötü bir şekilde benzetmesinin günahı nedir? Elbette ki günahtır çünkü yalancılıktır ve sıla-i rahim akrabalık bağlarını koparmak demektir. Allah ise sıla-i rahim yapın diyor. Yani akrabalarınızı güzel görün, eksiklerini görmeyin diyor. İki taraftan birinin, ayrılmış olan baba ve anne, karı kocadan birinin evladını diğerinin aleyhinde kışkırtması, evladın ileride ona karşı soğuk olmasını sağlayacak. Bu da günahtır tabii. Kul hakkına girer. Bu nedenle öyle bir şey yapmaması gerekiyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Efendim süremiz doldu maalesef. Daha çok telefon alamayacağız. Özür diliyoruz. Sahurumuz saat 02.30'da canlı yayında sahurda beraber olacağız. Siz sahura bekliyoruz. Son sahurlardır artık. Beraber olalım. Vedalaşacağız orada. Güzel konularımız var. Sizi seviyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Mevlam bütün dualarınızı kabul eylesin inşallah.